Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, 624. hadise gelmiştik ki Hazreti Enes rivayet ediyor ki Hazreti Enes Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde çocuk olarak epeyce kalmış. Evet, birçok ondan rivayet edilen o güzel ahlakla ilgili hadisler söz konusu. Enes radıyallahu an şöyle buyuruyor. Ben diyor Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeye dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sireten yani ahlaki olarak son derece böyle tatbik edilmeye değer her bir haliyle örnek olduğu gibi yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sureten de hem görünüş itibariyle cismen de mükemmel bir insandı. Evet, onun güzelliğiyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın biliyorsunuz çok güzel olduğu ifade edilen peygamberlerden birisi Hazreti Yusuf'tur ki onunla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ayşe validemiz kıyas eder ve Hazreti Peygamber'in ondan çok daha güzel olduğunu söyler. Hatta şunu da söylemeyi ihmal etmez. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı görerek ellerini doğrayan, ellerindeki meyveyi bırakarak efendim ellerini kesen o kadınların eğer Hazreti Peygamber'i görmüş olsalardı ne yaparlardı gibi bir ifadesi de vardır. Bu da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sureten de çok güzel olduğunu ifade eden bir rivayettir. Evet, şurayı tekrar ifade edelim. Hazreti Enes'in ağzından ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeye dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Evet, diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili Hazreti Enes. Ben Peygamber'e 10 sene hizmet ettim. Bir defa olsun bana öf demedi. Kızmamış. Yaptığım bir şey için ise bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın diye kızmat. Evet, Hazreti Enes'in bu sözü oldukça önemli ki çocuk eğitimi için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Enes'e karşı olan davranışı bizim için tam bir numunedir, tam bir güzelliktir gerçekten. Evet, yanında 10 sene hizmet ediyor ve ona yapmadığı bir şey için niçin yapmadın deyip öfkelenmiyor, ona kızmıyor. Yaptığı bir iş için de yanlış dahi olsa niye böyle yaptın diye kızmıyor. Evet ve bu onun yanındaki kalışı bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil. Tam 10 yıl devam etmiş. Evet, yine sahabeden Sa'd bin Cessame radıyallahu an şöyle diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili 625. hadiste. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul etmedik diye açıklama yaptı. Demek ki ihramlı iken
ne av avlanır ne de av hayvanı kabul edilir. Evet, avlanmış bir şey de hediye olarak alınmaz. Ama ne zaman bu? İhramlı iken. Demek ki ihramın tabii ki belirli bir takım yasakları var. O yasaklarından birisi de bu. Evet, bir hadis daha rivayet ederek bugünkü sohbetimizi tamamlayalım istiyorum. 626. hadiste Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyiliği ve kötülüğü, günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günah ise vicdanı rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Evet, yani bunu hakikaten ezberlemek lazım. Çok hoş bir şey. El birru husnul huluk vel ismu mehake fi sadrike ve kerihte eyyettali aleyhin nas. Evet, iyilik güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurur. Evet, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.